Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta bir haftalık bir aranın ardından tekrardan liste videosuyla karşınızdayım. Bugünkü listemizde oyuna gelecek olan kostümleri sıraladım. Toplamda 15 tane kostüm sıraladım. Zaten böyle 20-21 tane kostüm vardı. Yani 4-5-6 tanesini falan almadım listeye. Onun dışında 15. sıradan 1. sıraya kadar gelecek olan kostümleri sıralayacağız. Bu tarzda kostüm videolarını seviyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Videonun başına bir tane beğeni atmayı unutmayın. Bu videoya 1000 like atarsanız çok mutlu olurum. Serinin de devamını getirebiliriz ve kanala da abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 300 bin yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu sefer harbiden güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ben de bunun karşılığında tabii ki sizler için güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi öncelik olarak listeye almadığım kostümleri söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Makaron Miko kostümünü almadım, 29 elmaslık. Billy the Kid kostümünü almadım, o da yine 29 elmaslık. Larry ve Lowry'nin Controller diye bir kostüm vardı. O da yine 29 elmaslık. Onu almadım. Bir de Fang kostümü vardı. Hatta direkt aynen burada gözüküyordu. Acımasız Fang'i listeye almadım yani. Listedeki birçok kostüm bundan daha iyi. Bir de bu sadece böyle renk seçeneği gibi olduğu için abi bunu almak istemedim. Bunları dedikten sonra listenin 15. sırasından başlıyorum. 15. sırasında belki bana çok kızacağınız bir kostüm var. Bunu belki 1. sıraya koyacak olanlar var. Biliyorum ama listenin geri kalanından bence mutlu olabilirsiniz. Bu kadar açıklamayı yaptıktan sonra söylüyorum. Antivirüs 8 bit. Abi bence kostümü mahvetmişler. Ben bunu tepki olarak 15. sıraya koydum. Yani şu kostüm abi çok çok güzel bir kostüm. Fakat buna baktığın zaman cacık yani bu hocam. Bu bak bu cacık, bu dolma. Bu dolma desa abi. Bu cacık böyle yani. Ben bu kostümü beğenemedim. Bu yüzden tepki olarak 15. sıraya koydum. Rengi falan hoş değil. Efektleri falan güzel tabii ki. Çünkü virüs 8 bitle aynı olduğu için bir sıkıntı yok. Renk seçeneği bu sadece aslında baktığınız zaman. Yani vuruşlarımız falan güzel. O konuda bir sıkıntı yok ama beni renginden kaybediyor. Rengini hiç beğenmediğim için maalesef 15. sıraya kadar yerleştirmiş oldum. Öldürme efekti de tabii ki KO olarak geldi biliyorsunuz. Yani o da yine güzel. Yani dediğim gibi benim tek sıkıntım renginin çok kötü olması arkadaşlar. Bir de bak bu şeyin içinde iyice mora dönüşüyoruz böyle. Daha da bir kötü gözüküyor. Evet, tepki olarak o kostümü 15'e koymuştum. Şimdi geleyim 14. sıraya. 14. sırada oyuncak bebek Jesse kostümü var. Ender kostüm. Normalde bunu son sıraya koyardım ama dediğim gibi 8 biti koydum. Ha şunu da söyleyeyim. Buradaki listede yani efsaneler en üstte olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ben birazcık da hani elmas veyahut da mücevher performansına göre de listeliyorum. Hani onu da baştan söylemiş olayım. Tabii ki antivirüs 8 bit şu kostümden çok daha efektli işte. Öldürme animasyonu olan, cartu curtu her şeyi olan bir kostüm. Ama baktığınız zaman ben o kostüme 300 elmas vermem. Ama bu kostüme 29 elmas verir miyim veyahut da 1000 mücevher verir miyim? Veririm. Listeye birazcık da o gözle bakın. Şöyle aksesuarda basayım. Ya burada zaten dış görünüşümüz değişiyor. Bir de taretimizin dış görünüşü değişiyor. Bu kostümde başka bir değişiklik yok. Şöyle bir de hiper şarj haline atayım. Daha büyük de görün tareti. Evet, daha büyük hali de bu şekilde takılıyor. Güzel bir kostüm. Ender için gayet hoş. Listenin 13. sırasında bir destansı kostümümüz var. Bu kostüm ise W Otis kostümü. Bu kostüm biliyorsunuz ki Zeta'nın şampiyon olmasıyla tekrardan yapılan kostümlerden bir tanesi. Dünya şampiyonu gaz yine hani buna göre çok çok daha güzel bir kostüm. Bu benim yine bu güncellemede gelen ve beğenmediğim kostümler arasında. Bu yüzden hani yine son sıralarda hızlı bir şekilde bakalım ya. Atış animasyonu falan da beğenmiyorum arkadaşlar. Hani vurduktan sonra bu arada robota çarptığında güzel bir efekt oluşuyor ama giden mermiler yine dediğim gibi hoşuma gitmiyor. Ultisinin zaten olayı yok abi. Yıldız falan fırlatıyor. Bunu da pek beğenemedim. 12. sırada Santa Stu kostüm var. Noel Baba Stu. Gerçi Türkçesi öyle söyleyelim hocam. Şimdi bu kostüm dış görünüş olarak gerçekten hoş duruyor. Yani dış görünüşünde bir problem var mı? Bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. Atlı kostümlerden bir tanesi. Fakat şöyle bir deneyelim de bakalım. Deneyelim de bakalım. Oyun içerisinde de yine hani tamamen güzel gözüküyor. Atış olarak hediye kutusu fırlatıyor. Hani ultimizde de yine arkada bir kar bırakıyoruz arkadaşlar. Fakat bu karda benim hiç beğenmediğim bir nokta var. Şöyle bakın, ultiyi atacağım. Robotları yakıyorum. Ben niye robotları dondurmuyorum da robotları yakıyorum? Bu gerçekten hani bu kostüm için inanılmaz saçma bir durum.
Bu yüzden kostümde beğenmediğim bir nokta. Onun dışında zaten daha da farklı büyük bir problemi yok. Kostüm genel olarak güzel. Listenin ilerleyen sırasındaki kostümler de güzel. Bu yüzden maksimum buraya kadar koyabildim. Bir de Bahsiz Sütü'yü falan düşününce Bahsiz Sütü bundan daha eski olmasına rağmen hala bir göze daha bir hoş geliyor bana. Sizce bu arada onu da bir sorayım. Santa Sütü mü yoksa Bahsiz Sütü mü? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ve geldim 11. sıraya. 11. sıraya CCTV Poco kostümünü koydum. Şapkasını bir kenara çıkartıp yüzünün de farklı bir renk olduğu. Elindeki tabii ki gitar falan da değişiyor. Yani değişiyor abi. Farklı. Yani bu kostüm destansı bir kostüm yine. Efektleri vesaire de güzel. Dış görünüşümüz bu şekilde. Oyun içerisindeki görünüşümüze de bir bakalım. Oyun içerisindeki görünüşümüzü de beğeniyorum ki bunun düz vuruşu ve ultisi gerçekten benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Muhtemelen şu an efekt olarak Poco'daki en iyi kostüm bu olabilir. Hatta daha iyisi var mı bilmiyorum. Pis Poco ile yarışabilir birazcık bu. Hani ultisi falan da yine gayet güzel. Hoşuma gidiyor. Notalar fırlatıyor. Hocam adam sol anahtarı fırlatıyor ya ultide. Böyle bir daha bir aldım ultimi. Hop. Sol anahtarı gidiyor valla. 10. sıraya geldim. 10. sırada belki beklemediğiniz bir kostüm var. Çünkü bu kostümü herkes alacak. 10. sıraya ben Kara Melek Colt kostümünü koydum. Abi hareketi falan çok güzel ya. Ücretsiz olmasa daha fazla yukarıya da taşıyabilirdim aslında bu kostümü. Ama herkesin kullanacak olması bir tık böyle benim gözümde değerini işin açığı düşürüyor arkadaşlar. Bu yüzden maksimum 10. sıraya kadar ilerletebildim kostümü. Dış görünüşümüz bu şekilde. Vuruşlarımızı da yine görüyorsunuz. Vuruşlarımızı vesaire zaten ben bu kostümde bayağı bir beğeniyorum. Şöyle bir de ultimizi de basalım. Ultimiz zaten daha cafcaflı hali. Ekstrada bir şey yok. 9. sıraya geldim. 9. sırada efsanevi karakterimizin kostümü var. Hitboxer altın pençe kostümünü aldım. Yani bunların üçünü zaten aynı sayabilirsiniz arkadaşlar. Ben altın pençe olanını tercih ettim. Bu kostümü 9. sıraya yazdım. Dış görünüşümüzü görüyorsunuz. Dış görünüşümüz bu şekilde. Evet, kitin halinden bayağı bir uzaklaşmış. Daha böyle heybetli duran bir kostüm. Yani vuruş olarak da yine efektimiz tabii ki değişiyor. Şöyle bir de ultimizi basalım. Yani böyle ultide zaten efektlik pek bir durum yok. Yani düz vuruşa odaklanmamız lazım. Düz vuruşumuz da bu şekilde. 8. sıraya geldim. 8. sırada Bayraktar Piper kostümü var. Hareketini bir yapsın ablamız. Evet, hareketini şu anda tamamladı. Yani dış görünüşümüz yine Piper kostümleri arasında güzellerden bir tanesi diyeyim. En güzeli mi derseniz. Yani Falcı Piper hala dış görünüş olarak bundan daha iyidir. Fakat bunda Sneak Peek videosunu izleyenler hatırlar, çok güzel bir vuruş efekti vardı. Kuş fırlatıyordu abi bu. Evet, ve kuşun giderek rengi değişiyor arkadaşlar. Yani en sona doğru iyice sarıya dönüyor böyle. Hatta boşa bir basalım. Evet, en son sarı kalıyor, görüyorsunuz. Onun dışında ultiyi bastığım zaman hop davullar fırlatıyor. Zaten karnaval kostümü olduğu için davul fırlatması normal. Bir de zıplarken havada döne döne gidiyoruz. O da yine çok güzel bir görüntü. Bu yüzden Piper kostümünü bayağı bir üst sıraya doğru taşımak istedim. Şöyle son bir ulti daha basıyorum. 7. sırada yine efsanevi bir kostüm var. Efsanevi kostümlerden Wukong Miko'yu ben 7. sıraya kadar koydum. Yani daha üstte niye koymadın diyenler belki olabilir. Fakat abi 300 elması çok fazla hak ettiğini düşünmüyorum. Yani lobideki görüntü inanılmaz güzel bu arada. Yani lobideki görüntüde hiçbir sıkıntısı yok. Fakat oyun içine girince bir sıkıntılar başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu kostüm biliyorsunuz ki zıplıyor. Hani zıpladığı zaman abi sadece şu elindeki sopayı şöyle yapıyor. Bak düştüğü noktada elindeki sopayı şöyle yapıyor. Bu yüzden bunu çok fazla beğenemiyorum. Öldürme efekti hoş, o kötü değil abi. Tekrardan bir sopanın çıkıp karakterin gittiğini belirtmesi güzel. Onun dışında bir de ultimiz de yine çok güzel. Yukarıya doğru hop güzel bir şekilde uzuyoruz. Ama yani öldürme efekti falan olmasa destansı desem ben tabii canım olabilir derim yani. Yerden de taş kaldırıyor görmüş olduğunuz gibi. Hatta onu bir isterseniz şöyle tekrar bir boşlukta gösterelim. Güm, evet böyle görmüş olduğunuz gibi toprakları kaldırıyor. Hani hoş bir kostüm ama efsanevi mi? Öldürme efekti falan olmasa çok da efsanevilik bir kostüm değil. Destansı veya gizemli yeterli aslında. Bir üstüne de Huysuz Miko kostümünü koydum. 6. sırada Huysuz Miko var arkadaşlar. Şimdi tabii ki efsanevi karakter kadar bunun özelliği vesaire yok. Ama baktığınız zaman fiyat performans olarak çok daha önde. Bu yüzden bir üst sırada. Şimdi isterseniz bu kostümü de bir inceleyelim. Şimdi dış görünüşümüz zaten çok güzel. Efsaneviden böyle çok büyük bir fark yok. Efsanevi lobideyken daha güzel gözüküyordu. Lobide bu o kadar güzel gözükmüyor ama oyun içerisinde ikisi de böyle hoş gözüküyor. Şimdi abi az önce efsanevide gördünüz. Neredeyse hiçbir şey yoktu. Abi bu zıplıyor. Zıpladığı noktada abi peşinden kar geliyor. Ve düştüğü noktada da bakın yine aynı şekilde. Dur bir öldürmeyeyim.
bir kar birikintisi yine aynı şekilde bırakıyor. Hani az öncekinden tek kötü yanı öldürme efektinin olmaması. Çünkü bu da destans abi. Normal. Şimdi ultiyi basıyorum. Ultimiz çok güzel. Bak şimdi hop. Hediye paketleri yukarı doğru çıkıyor. Altında bir kar tabanı oluşuyor. Hani çok güzel bir ultisi var. Güm yere vurduğumuz zaman da yine aynı şekilde kar tabakası çıkıyor. Bu yüzden hani hak ediyor ya sanki. Fiyat performans olarak az öncekinden daha iyi bir konumda. Siz ne diyorsunuz ya? Burada sizce yanlış yapmış mıyım? Efsanevi mi alırsınız siz yoksa bu kostümü mü alırsınız performans olarak? Yorumlara yazabilirsiniz. 5. sıraya geldim. 5. sırada Colette kostümü var. Colette kostümünün artık siz hangisini seçerseniz bunlar zaten tip olarak tamamen aynı. Sadece rengi değişiyor. Hadi şöyle pembe olanı deneyelim. Dış görünüşümüz tabii ki çizgi film sezonu olduğu için çizgi film karakteri gibi gözüküyor. Dış görünüşü gayet güzel diyebiliriz. Şöyle bir de bir efektlerine bakalım. Oyun içerisindeki görüntümüz de yine güzel duruyor. Güzel gözüküyor kostüm. Şöyle atışlarımıza baktığımız zaman kahve fincanı mı fırlatıyor ya? Anlayamadım. Sanki bir kahve fincanı fırlatıyor gibi. Ultiye basacağım. Yani ultide de böyle bir önden bir hediye paketi gidiyor gibi geliyor böyle. Evet orada da değişik bir efekt yine var arkadaşlar. Şöyle son bir basayım şurada. Şöyle şurada bir combo. Ultimiz de bu şekilde. Hop. Bitmiyor lan. Şöyle sizden de alalım bir ulti. Şöyle şuradan da bir alayım ulti. Yani kostüm bu şekilde arkadaşlar. 4. sıraya geldim. 4. sırada oyun kurucu Kirima kostümünü aldım. Çünkü çok güzel bir özelliği var. Bugüne kadar ki bence en sağlam ultilerden birisine sahip bu kostüm. Dış görünüş olarak da gerçekten El Primo'ya çok yakışan bir tema olmuş ve çok güzel bir dış görünüş yapmışlar. Hani ne Primo'nun çok dışına çıkmışlar ne de bu çıkmamaları sırıtmış. Bazı kostümlerde çok sırıtıyor. Mesela burada Ay Savaşçısı Janet'ta biraz sırıtıyor ama bunda öyle bir sırıtma yok. Gayet yakışmış, güzel bir kostüm. Hızlı bir şekilde isterseniz bu kostümü de deneyelim. Oyun içerisindeki görünüşümüz de yine bu şekilde. Vuruşlarımız böyle daha bir güzel gözüküyor ve ot efektleri var arkadaşlar. Ufaktan bir ot gözüküyor. Süper özelliğimiz de abi yerde sağ çiziyoruz resmen ve indiğimiz noktaya bir touchdown yazısı çıkıyor. Gayet yakışan bir kostüm olmuş. Şöyle bir tur daha şuraya atlayalım. Evet güzel. Yani touchdown yazısı yerde gittiğimiz noktada o izin çıkması vesaire hani gerçekten çok güzel bir kostüm, çok güzel bir ulti. 3. sıraya geldim. 3. sırada yine efsanevi bir kostümümüz var. Mavi Kral Frank veyahut da Kırmızı Kral Frank diyebilirsiniz. Çok da fark etmez. Dış görünüşümüz bu şekilde. Zaten Clash Royale'deki bu ana öledeki karakter bu herhalde. Yani tamamen onu yapmışlar. Hani antivirüs 8 bit gibi biraz tipsiz olsaydı bu kostümü de bu kadar yüksek koymazdı ama bir tık hakkını veren bir efsanevi kostüm. Vuruş efektini ben çok seviyorum. Vuruş efekti böyle bir hani lacivert duman çıkıyor abi. Gayet güzel gözüküyor. Öldürme efekti de bayrak çıkıyor yani temasına inanılmaz uygun zaten. Süperinde de aynı şekilde kuleler çıkıyor. Kule de yine çok tatlı bir görüntü olduğu için bu karakteri 3. sıraya, kostümü 3. sıraya almış oldum. Şöyle bayrakları bir görelim. Evet hem bayraklar hem de kuleler inanılmaz bir görüntü oluşuyor. Şimdi geldim 2. sıraya. 2. sıradaki kostümümüze buradan bakamıyoruz. Güç liginden bakabiliyoruz. Bölüm sonu Rico kostümünü ben 2. sıraya aldım. Hareketini de gördünüz. Yani yine bu çizgi film temalı kostümlerden bir tanesi. Ve destansı bir kostüm olmasına rağmen gayet hoş gözüken bir Rico kostümü. Bunu ben kesinlikle alacağım zaten. Bunu da isterseniz hızlı bir şekilde deneyelim. Abi oyun içerisindeki görüntüsü yine çok güzel. Mavi bir atışımız var. Duvardan sektikten sonraya sarıya dönüyor arkadaşlar. Bu böyle bir kostüm. Ultisinde de yine aynı detay var. Bakın şöyle duvara doğru atacağım. Evet bakın sektikten sonra iyice sarıya dönüyor. Şimdi bir şey bakacağım. Lütfen yüzümü kara çıkarma. Aa ya şu aksesuarları yapın artık ya. Abi ne var niye yapmıyorsunuz şu aksesuarları? Hiç güzel gözükmüyor yani. Şu kostümde şu şekilde aksesuar basmak hiç hoş değil hocam. Bence bunlara bir el atmaları lazım artık yavaştan bu kostümlerde. Daha da güzel bir görüntü elde edebilmek için bence baya bir lazım. 1. sıraya geldim. 1. sırada yine efsanevi bir kostümümüz var. Bu kostüm çizgi film spy kostümü. Çizgi film kostümleri abi bu arada 3 tane kostüm var ve hepsi ilk 5'e koymuşum. Hepsini ilk 5'e koymuşum. Şöyle bir kendi etrafında bakalım. Oyun içerisindeki görünüşü vesaire İnanılmaz farklı. Oyuna gerçekten yeni bir soluk kattı diyebilirim bu kostüm. Hani Spike'ın kendisi gibi durup da bu kadar güzel durması. Abi şuna bak. Bak şu aşağı doğru yürüyüşüne baksana. Hani böyle 3 boyutlu değilmiş gibi çok ilginç bir görüntüsü var gerçekten.
O ilginç görüntü çok tatlı yapıyor zaten kostümü. Aynı şekilde vuruşunda da var o olay zaten. Mermisini de görüyorsunuz. Onun dışında çum diye böyle bir sesi de var arkadaşlar. Şimdi şöyle ultiyi basacağım. Evet, ultisi de yine güzel bir görüntüye sahip. Öldürme animasyonu da yine bulunuyor. Öldürme animasyonu da yine beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Şöyle 3'ünü 5'ini birden bir bayıltalım. Evet, 5'i birden bu şekilde bayılıyor. Benim listem bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Siz de kendi ilk 5'inizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.